içinden geçirip yukarı çekiyorum. Şimdi kastım. Yine sıradaki ilmeği bir tane örüyorum. Sıradaki ilmeği bir tane daha örüyorum. Yani toparlıyoruz. Bir çift toparlıyorum. Bir çift iki tek. Yine bir çift böyle bir çift iki tek. İki tane tek yapıyorum. Böyle ilerliyorum. Şimdi isterlerse bu şekilde bitirebilirler. Bir çift bir tek, bir çift bir tek bitene kadar. Ama bu eğer başlarına bol gelirse denediler ve bol geldi. Hemen geri çekip çok kolay. O zaman bir tek bir çift. Yani ikisini birlikte alıp çekiyorum. Tek örüyorum bir tane. Yine ikisini birlikte alıyorum. Tek yapıyorum. Yine arada bir tane tek örüyorum. Yani kendi kafalarına göre bunu rahatlıkla ayarlayabilirler. İsterlerse iki tek bir çift, isterlerse bir tek bir çift, bir tek bir çift. Bu çok kolay. Çok yani kolay. En son sırayı hakikaten başınıza koyarsınız, evet. Bakarsınız. Hani buraya düştüyse eğer şey, bunu biraz daha yani tığ mantığıyla, aynen, sık iğneyle toplamak gibi, aynen, düşünelim son en sırada. Son sırayı. Şimdi yine ikisini birlikte alıyorum. Burada aldım, pardon. Şimdi iki tane tek örüyorum. Bir tek ördüm. Bir tek daha örüyorum. İkisini birlikte alıyorum. Geçiriyorum. Yine bir tek örüyorum. Tek örüyorum. Burada yine ikisini birlikte alıyorum ve beremi bitiriyorum. Şimdi kapatmayı göstereyim. En son ilmekleri nasıl kapatıyoruz? Birbirinin üzerinden geçirerek böyle ilmekleri kapatıyoruz. Böyle kapatıyoruz ilmeklerimizi. Evet. Sonra da yine bunu gizliyoruz. En son ilmeğin içinden geçirip bağlıyoruz. Bugün anladım ki bu tüylüsü, tüysüzü, işte kürk görünümlüsü veya diğeri ilmeklemecelerde, evet, yumaktan gelen kilit cümle, evet, bence. Mesela ben solak olduğum için benim yumaktan gelen sol elde. Sağlaklar sağdan gelecek. Evet. Gülün Hanım sağla örüyor. Gerçekten yumaktan geleni çok iyi şey yapmanız lazım. Evet. Yumaktan gelen diye içinizden söyleyin. Yumaktan. Şimdi beremiz. Bir iki sıra yaptınız mı zaten geliyor. Bitti beremiz. Evet. Şimdi ben bir de şunu göstermek istiyorum. Bu atkıya bakarsanız çok farklı. Her tarafı kapalı. Aa, yuvarlak. Güzelmiş. Bunu da göstereyim. Şimdi zaten açık örmeyi biliyorlar. Evet. Burada hemen 10 ilmek sayarız. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmeği bir yuvarlak yapıyoruz. Böyle. Evet. Bağlıyoruz. Sonra aynı gösterdiğim gibi döne döne örüyoruz. Bu yuvarlak atkıyı da çok beğendik biz. Hani bunun örme mantığı da böyle. Yuvarlak döne döne örülüp bitiriliyor. Sonra alt taraf iğneyle dikerek kapatılabilir. Böyle örüyoruz yuvarlak atkıyı. Bu da bir fikir olur diye bunu da göstermek istedim. Bu da çok iyiymiş. Yani böyle. Gerçekten... Yuvarlak. Ne diyorsunuz? Evet. Yani... Bugün 3 tane ürün göstermiş olduk. Yuvarlak örme atkıyı, etol ve dökümlü bere. Yani kafamızda bunlar ışıl ışıl ışıldadık şu anda. Kim neyi istiyorsa, evet, kim neye ihtiyacı varsa. Bakın şurada bir tane pembe var, Erkan. Evet. Çocuklara ne kadar güzel olur. Spor bereler. Mı? Orada da ölçüyü vereyim mi? Spor bere örmek istersek eğer. Ne yani, bere? Spor bere. Ha, yani dökümlü spor değil bere. De spor bere. Evet, bir dakika, ona da geliyorum şuradan. Bir dakika, o zaman. Ben geçmesem mi? Şöyle, evet, yapıyoruz. Hani yuvarlak çift 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 arttırdık. 36 ilmeğe kadar o öyle geçiriyoruz ve kıvırıyoruz. Kıvırmadan da oldu. Kıvırmadan da oldu vallahi. Evet, çok güzel oldu. Aa, çok iyi. Kaç bunun şeysi? Söylüyorum hemen. Şimdi dökümlü bere için 36'ya çıkıyorduk. Çift 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 çift. Burada 25'e çıkıyoruz. 25 ilmeğe çıkınca bırakıyoruz. Ondan sonra başlıyoruz düz örmeye. 25 ilmeğe kadar çıkıyoruz bu sporda, spor berede. Pomponu da sonra çok da düz örmeye başlıyoruz. Başımıza ölçüyoruz. Ne kadar istersek artık dökümlü mü isteriz, tam otursun mu isteriz, kapatıyoruz ilmekleri. Kapatırken de bir püf noktası esnesin diye. 4 ilmekte bir, 2 ilmek geçiriyoruz son ilmekten. 4 ilmekte bir, 2 ilmek. O kadar çok şey var ki anlatılacak, anlatılacak çok şey var ama bu kış kimse beresiz kalmasın. Buyurun. Evet, Aslı Opak'la birlikteyiz. Aslı'yla fuarda tanıştım. Sevgili Zeynep tanıştırdı. Çok güzel şeyleri var.
şu ne diyoruz bunların adına? Burslu. Burs. Bunların adı hani çocuk okuma bursu değil. Burs deniyor bu çanta saplarına. Şimdi onu nasıl takacağız? Aslı bize gösterecek. Aslı bunları iş haline getirmiş. Evet. Nasıl oldu bu işe girişin Aslı? Bir cümleyle alayım. İlk çanta işine girişim. Evet. Evde kendim annemin eski dikiş makinesiyle çanta merakım olduğu için. Yapıyordun. Evet, kendim yapıyordum. Daha sonra normal çanta dışında örgü ören bayanlar benden astarlama istedi. Sonra astarlama yapmaya başladım. Çanta aksesuarları yapmaya başladım. Şimdi atölyem var. Evet, atölye çalışmaları da yapıyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi çantamızın, bugünkü çantamızın modeli şöyle göstereyim. Bu. Bu. Şu. Mesela şu. Şu. Şimdi bu çanta nereden çıktı? Aslı'ya ben rica ettim. Dedim ki Aslı, bir tane Fransa'dan çok güzel yıllar yıllar önce bir çanta aldım. Çok kullanışlı, seyahate giderken efendim yazın deniz kenarında ne bileyim böyle işte güneş kremleri bir şeyler içine para da koy, bir şey de koy, telefonu koy. Çok çok kullanışlı ama bir daha o çantayı benim bulmam mümkün değil. Çantanın pırtıl halini Aslı'ya gönderdim. Olur mu bu? Olur. Şu pırtıl çantayı görelim. Fotoğrafları var. Bakın benim çanta bu artık pırtıl olmuştu. Bir göster. Evet. İçi daha ziyade çok pırtıl oldu. Fakat büyüklüğü şöyle elde bir yere gitmek için bakın o bunu başka başka da uygulamış. Evet. Derya Baykal'ın çantası oldu bu. Model çok güzel olduğu için abiye çantada da günlük çantada da makyaj çok güzel oldu da değil mi? Kullanılabilir. Makyaj evet. Olur, günlük olur. Bakın o kadar güzel bir boyutu var ki. Şöyle hatta ben şunu satın aldım. Bir tane de şunu aldım, sepetimin içine koyacağım. Bunun da farklı bir açılışı var şu şekilde. Şimdi Aslı buna bu sapı nasıl takıyoruz? Hani dikişini dikmiş, içini böyle su geçirmez. Dış mekan outdoor kumaş diye geçiyor. Outdoor kumaş diye geçiyormuş. Su geçirmez, bir şey olmaz. Benimkinin de içi yani 20 sene önce aldığım bir çantaydı. Yağmurluk gibi böyle naylon gibi bir şeydi. Evet. Hani masa örtüleri vardır ya veya duş perdesi gibi bir şeydi içi. Ama Aslı çok güzel yapmışsın. Teşekkür ederim. Şimdi çantanın dikim şeysi şu. Şimdi bu sapsız olanı. Evet. Ya bu hali bile güzel. Bunun al böyle bir çıt çıt koy git. Şimdi Aslı bu çanta sapları kaç çeşit oluyor? Mesela şunun bursu farklı. O akrilik burstur. Akrilik burs ama evet. Takılışları hep farklı değil mi? Aslında takılışları aynı şekilde. Sadece kimisi vidalı oluyor, kimisi de yapıştırma oluyor. Bu takılış şekli aynı. Bununki ne mesela bu çantanın? Vidalı mı? Vidalı. Bu vidalı bursumuz. Benimki de vidalı mıydı? Sizinki yapıştırmaydı. Yapıştırmaydı. Nasıl yapıyoruz şimdi? Şöyle, görelim. Tabii. Önce bursumuz dışında oluyor. Şöyle çantayı içine alıyoruz. Aa, çok büyük, çok önemli bir şeyden evet. Bahsediyoruz. Yün örgü çantalarınıza da aynı mantıkla yapabilirsiniz. Şu çok önemli. Şimdi şu araya gelecek yeri önceden belli etmemiz gerekiyor işaretli. Yani daha bursumuz düzgün durması için. Hı hı. Şunu şu şekilde. Hani hepsini takıp vidalamaktansa. Hı. Şöyle mesela geçirdiğimizde vidasını takarak yapabiliriz. Evet. Bunlar yapıştırmalı da aynı zamanda oluyor. Şöyle şu şekilde. İlk başta köşelerin vidalarını tutturuyorum. Ha orayı tutturuyorsun evet. Önce. Arasına itekliyorsun. Tabii tabii iterek vidalıyorum. Tamam. Bunun diğer yapışkanlı olanları da aynı şekilde. Yapışkanını önceden bursa sürüp yapabiliriz. Bu vidalı çok mantıklıymış vidalı yalnız. Vidalı kesinlikle güzel duruyor evet. Evet bir tane de mesela kendine çalışmış bunu. Bir deriye uygulamış şu şekilde. Bunu da çok sevdim. İçini açmıyorum şu anda. Dolu bunun içi. Çok kullanımlı değil evet, mi çanta? Kesinlikle, kesinlikle. Ben de içine... Boyutu çok kullanımlı. Evet. Ölçülerini de isterlerse verebilirim. Tamam. Bunu ister kumaşa, isterseniz aynı şeyi deriye... Bakın şurada bir tane var. Bunun bursunu da böyle koymuş. Bu da abiye olmuş. Şu şekilde. Bu da vidalı. Evet, o da vidalıdır. Aslı'dan öğrenebilirsiniz. Bunlar hani... Mesela şu da yeni yıl için falan böyle çok güzel.
Ben çok minicik çantayla, hı-hı, hani bir yere giderken, gece mece giderken de yapamıyorum. İşte şeker ölçüm cihazım var yanımda, telefon var, ne bileyim bir anahtar, bir ruj koyuyorum içine. Bazen bir meyve suyu alıyorum veya bir kayısı koyuyorum kendime, ne olmaz ne olmaz gittiğim her yerde bir önlem almak. Onun için şu kadarcık bir çantayla, mesela şöyle bir şeyle ben bir yere gidemiyorum. Şimdi arkadaşımız gelsin, isminiz neydi?